Herkese merhaba. Bugün size bu bir TL'lik çizdiğim resimle ilgili, işte boyalarla ilgili biraz deneyimlerimi aktarmak istedim. 21 TL'ye bunu Tahtakale'den almıştım. Fakat içinde beyaz yokmuş, ona dikkat etmedim. Bu yüzden yine aynı şekilde, yani normal kuru boya olarak sayılabilecek Pirit'in beyazını kullandım. Önce teninden bahsedecek olursam, ten rengi kalemini, şu kalemi gerçekten çok beğendim. Yani bundan sonraki resimlerimde de mutlaka kullanırım. Çok işlevsel. Bastırınca gerçekten koyu, işte bastırmadığında da açık oluyor ve o ten rengini çok güzel bence verebilen bir kalem. Bu koyu kısımlarını da kahverengi şu tonuyla yaptım. Şöyle bir şey var, şurada gördüğünüz renkler gibi olmuyor her zaman. O yüzden şu şekilde resme başlamadan önce kullanacağınız kalemleri belirlerken şu şekilde kenarda bakmanızı öneririm. Yani hangi kalem gerçekten nasıl boyuyor diye. Gördüğünüz gibi yani şuradaki renkle şunun bence bir alakası yok. Bu gayet koyu kahve, o da daha çok böyle açık kahve, sarısı daha yoğun. Ben şu kalemi gölgelerde kullandım. Yani şu gördüğünüz koyu yerlerde. Şu şekilde. Kahverengisinden ve şu renginden çok memnunum. Hatta şöyle söyleyebilirim size. Ben de 36'lı polikromos var. Belki diğer videolardan bilirsiniz. Şunda o kadar işlevsel bir renk yok ten rengi olarak. Gerçekten. Tabii 120'sinde benzer renkleri buldum. Hatta tabii ki de çok güzel renkleri buldum. Şunun gibi renkler var ama yani bununla çizilebilir mi portre derseniz, bence içindeki renkler gayet yeterli. Birkaç tane sıkıntı yaşadım. Onlardan bahsedeyim. Öncelikle ben bence zor bir renk seçtim, yani saçını beyaz olarak. Belki kahverengi bir saç seçseydim tonlamam daha kolay olurdu. Yaparken hoşlanmadım. Bununla boyadığımda böyle yine de beyaz bir görüntü değildi. Sarımtırak bir görüntü elde ettim. Hoşuma gitmedi. Daha sonra dedim yok ya, bu beyaz da olmaz. İşte polikromos beyaz kalemimi aldım. İkisiyle de boyadım bir kağıda. Yine şurada göstereyim. Ve ikisi de gerçekten aynı renk tonu. Yani şu beyaz, polikromosun beyazı da sarımtırak hafif. Belki şöyle olabilirdi. Daha koyu renk bir kağıt seçip saç kısmını daha aydınlık gösterebilirdim. O olabilirdi. O yüzden beyazını beğenmemiştim ama saçta bu da aynı şekilde olduğu için bence gayet beyazda iş görüyor diyebilirim. Zorlandığım şey şu gri oldu. Bu her ne kadar gri gibi dursa da işte beyaz saça gölgeleri griyle yapacağım mecbur. Bunun başka şeyi yok. Yani alt tonu, üst tonu yok. Bunun içinde boyadığımda hafif bir böyle, yani çok net olmamakla birlikte hafif bir kahverengilik sezdim. O hoşuma gitmedi. O yüzden olabildiğince bastırmadan boyamaya çalıştım. Siyahı da mesela gölgelerde çok önemli. Ama siyahı da tam siyah değil. Yani bir böyle parlama, bir görüntü, yani hoşuma gitmedi. Onu nasıl ifade edeceğim tam bilmiyorum ama yani böyle çok net, koyu bir siyah değil. Ama gördüğünüz gibi işte gözlerini, kaşlarını ve siyah olan yerleri de bununla yaptım. İş görüyor mu? Görüyor. Boyarken hafif bir şey, dokulu bir görüntü oluşturuyor. Şu maviyi de şununla yaptım. Mesela eğer bu kısımları polikromosla boyasaydık, yani şunun gibi bir boyayla boyasaydık, şöyle dokulu böyle beyaz, hafif beyazlıklar görmeyecektik. Çünkü bu boyayı üst üste de boyasak gerçekten pürüzsüz bir görüntü elde ediyoruz. Ama bu sanırım çok bastırarak boyadığında belli bir noktada geri döndü. Aynı bu eskiden işte bazı pastel boyalar öyle olurdu. Kendi boyasını kazıyor gibi hissettiriyor. Yani ne kadar yaparsanız yapın bir yerde bir beyazlık oluyor.
Açıkçası ben bu boyalarla çizim yapmaktan memnun kaldım. Tek beğenmeyeceğim şey dediğim gibi, yani bu resimde tek beğenmediğim nokta saçıydı. O da ara renkleri bulmakta zorlandım. Bence yine beyaz saçlı bir resim seçmekten kaynaklı olabilir. Şu rengine bayıldım. Yani bunu bundan sonra da kullanacağım. Bence şu rengi de çok güzeldi. Bunlar benim kullandığım renkler arasında beğendik. Şu gördüğünüz hafif pembelikler var. Onlarda da şu pembe rengi kullandım. Bence bu da yine ten renginde kullanabilecek çok güzel pembe renklerden. Çünkü yine polikromosla karşılaştıracak olursak, bu sanki böyle pigmenti daha yüksek bir boya. Yani bununla yaptığımda daha böyle pembe oluyor. Ama bu allık olan ya da böyle ten rengi pembeliğini çok güzel veriyor. Bu da bence diğer çizimlerimde bundan sonra kullanabileceğim renkler arasına giriyor. Yani şöyle toparlayacak olursam, ben bu çizimimde unutmazsam eğer şunları gri, evet, siyah, son olarak da şu renkleri kullandım. 2, 4, 6, 7 tane renk kullandım. Gözlerin içini de açmak için çok az da şundan kullandım. 8 diyebilirim. Bir de şöyle bir şey var. Çok hızlı bitiyorlar. Yani şu kadar alanı şununla boyadığımda belki ucunu bir kere açmam gerekiyor ama bunlarla boyadığımda bayağı çok açmam gerekiyor. Umarım bu bilgiler sizin için faydalı olmuştur. Siz de deneyin. Denediğinizde belki çok daha güzel şeyler elde edeceksiniz. Denemeden bilemeyiz. Hoşça kalın.